Kanalıma hoş geldiniz. Ben Melis Ateş. Umarım videoyu sonuna kadar izler, bana destek olmak için abone olup like atarsınız diye umut ediyorum. Bugünkü makyajımız erkek arkadaşıyla görüştükten sonra 20 kilo alan ve görüşmeye 3 gün kalmış kız makyajı yapacağız. Evet, yanlış duymadınız. 20 kilo alan. Çocuk beni gördüğünde en son ben 45 kiloydum falan dermişim, değildim. Ama evet, kilo aldım. En son yılbaşında görüşmüştük. Tabii ben bir tatlı, bir çekici, bir sarışın bombaydım. Saçlarımı boyadım. Evet, gördüğünüz üzere artık koyu esmer bir kızım. Gözlüklerimi çıkarmaktayım. O zaman başlıyoruz. Bugün elimde bir şey var. Evet, çekilişle geldim karşınıza arkadaşlar. Bugünün çekiliş teması farmasi. Güzel bir kardeşimiz bana farmasiden ürün gönderdi. Evet, bugünün konusu, teması arkadaşlar farmasi ile makyaj. Bana hep soruyordunuz işte uygun fiyatlı bu Avon'dur, farmasidir, Certur, hangisini tercih ediyorsun? Açıkçası ben farmasiden yanayım ama Avon'a da kapalı değilim dermişim. Sponsor olmak isteyenler. Her neyse, bugün çekiliş yapacağız. Tis'e gittim ve fiyatlar gerçekten uçmuş. Bir far paletine, bir bronzer'a 79 lira verilmez. Ya da bir fondötene 290 lira verilmez. Bu beni gerçekten üzdü. Ben de bir arayışa girdim ve farmasiyle tanıştım. Açıkçası ürünlerini daha önce hiç kullanmadım. Bu benim için ilk olacak diyebilirim. Böyle cici bir kargo geldi. Duş jeline bayılıyorum. Şeyde Marmaris'te çalışırken bir kız tarafından denemiştim. Bunu şuraya alalım. Kahvesi varmış. Bunu içmedim. İçen varsa, çarpıntı yapıyorsa lütfen söylesin. Ölmek istemiyorum. Bunu buraya koyalım. Şimdi bunlar makyaj malzemelerini çıkaralım. Bu ne kremi bilmiyorum. Masaj kremiymiş ama böyle biber balzamlıymış. Galiba şey, bu ağrı kesici falan. Öyle düşünüyorum. Bunu da kenarıya koyalım. Burada da face palette varmış. Bu yüz için olduğunu düşünmekteyim. Burada bir makyaj sabitleyicimiz. Burada bir pro fondötenimiz. Burada bir maskaramız. Oo, parfüm. Parfümleri severim. Biliyorsunuz parfümün köpeğimdir. Ha, çok güzel kokuyor. Bayağı iyiymiş. Sevdim. Like. Burada bir rujumuz. Haraka. Korona olmazsak. Bu arada da bir Bianca parfüm. Bunu da deneriz sonra. Koyalım. Burada da bir krem far paleti. Ve bir dudak kalemi. Evet, kutumuz bitti. Şöyle göstereyim size. Bunu buraya atıyoruz. Attık. Öncelikle kutuları açmakla başlayayım. Arkadaşlar, bugünün konusu, hani bana diyorsunuz ya, of sevgilin olmasa ne yapacakmışsın? İşte ne konuşacak konu bulamazmışsın. Arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Bana hep dediğiniz şey şundu, şuydu. Şunu da şuraya açalım. İşte sürekli kilondan bahsetme, farklı içerikler. Arkadaşlar, benim kanalı açış amacım kilo. Yani ben hani bunu göze alarak çıktım. Hani beni bundan ayıran, şöyle söyleyeyim size. Ben sadece makyaj yapsaydım siz beni linçleyecektiniz. İşte bu kilo da olmaz, cart curt gibisinden. Ama ben bunu göze alarak, hani kilomu göz önünde bulunduruyorum ki, hani beni linçlemeden önce ben bunu size söyleyeyim ki, hani en azından bir karşılıklı telepati yöntemiyle anlaşalım diye. Yani o yüzden aşağıya şey yapmayın. Hani ne derler, kilolusun, işte sürekli kilo muhabbeti falan gibisinden bir şey yok. Bu arada ben DM'leri çok önemsiyorum. Görmesem bile kesinlikle okumuşumdur. Öyle söyleyeyim size. Hani cevap vermesem bile. Bunu da çıkaralım. Geçen gün bana bir mesaj geldi. Bir takipçimin annesi tarafından. Yavaştan da başlayalım. Şu sıra primer'da ve ben konuma başlıyorum. Benim bir takipçimin annesi bana DM'den mesaj atmış. İşte kızı sanaldan tanıştığı bir çocukla buluşmak için kalkıyor, Mardin'e gidiyor. Çocuk bunu görüyor ve beklentisini karşılamayıp kızı orada bırakıyor. Bırakılan kız ağlaya ağlaya eve geri dönüyor. Hatta bir gece galiba orada kalmış. Kızın psikoloji leş durumda. Ve annesi dedi ki, hani senin erkek arkadaşın var. Hani insanların kilolu kızlardan hoşlanabileceğini hani ben biliyorum ama kızım anlamıyor. Arkadaşlar, hani sizin standartlarınız altında insanlar sizi beğenmek zorunda değil. Yani Türk standartları ya da genel anlamda, atıyorum sen medium yumurta yiyorsun diye herkes medium yumurta yemek zorunda değil. Ben large seviyorumdur. Ya da small yumurta alıyorumdur. Ya da ben bıldırcın yumurtası seviyorumdur. Hani
Hani bu tamamen kişinin kendi öznel hissiyatı. Yani sen zayıf seviyorsun işte 1.70 boy seviyorsun diye ben 1.55 boyundaki çocukla olmayacağım diye bir şey yok. Hani tamam beğenmeyebilirsin ama sen o kız seni sana güvenip oraya geliyorsa sen o kızı orada bir günde olsa ağırlamak zorundasın. Sonra ha anan mı ölür, baban mı ölür? İşte teyzenin kızına köpek mi saldırır bilemem. Bahane uydurur gidersin eyvallah. Ama yani sen kıza gel deyip de yanına çağırıp da siktir olup gidemezsin. Çok affedersin ama bu böyle. Cidden bu çok kırıcı, onur kırıcı bir şey ya. Hani düşünsene. Birini çağırıyorsun diyorsun ki işte seni görmek istiyorum gel. Çocuk. Çocuğu beğenmiyorsun ve diyorsun ki işte seni beğenmedim. Ve bu yüze söylenmez. Hani gerçekten bunu sen yüzüne söyleyemezsin o insanın. Ya şeydi mesela teyzem bana şey yapadı. İşte ben bir sanaldan çocuk görüyordum. Bu rencide için falan asla değil ama ailelerimiz bizi her zaman daha iyisine layık görürler. Bunu hepimiz biliyoruz. Her neyse. Şey olmuştu. Ben çocuk gösterdim. İşte dedim teyze bak çocuğa ne kadar. Teyzem diyor ki çocuğun resmi buradan itibaren. Diyor ki belki bacakları yok. Hani belden aşağısı yok. Nereden biliyorsun? Bunu asla şey için söylemiyorum. Hani sanal dünyanın şeyinden bahsediyor aslında orada. Vurguladığı şey şu. Hani sen buranı gösteriyorsun ama hani belki aşağısı atıyorum geniş kalçalar. Atıyorum yamuk bir bacak gibi. Hani bunu asla linç olarak algılamayın lütfen. Hani böyle şeyler normal aslında sosyal medyada. Madem o topa girmeyeceksin sosyal medyadan hiçbir kızla görüşmeyeceksin. Yani kız topalda gelebilir. İşte kolu olmayabilir, saçı olmayabilir. Hani sen bunu yargılayamazsın. Evet beğenmeyebilirsin ama bir sonraki görüşmede yapmazsın. Yabancıların bir kuralı var. Şu an hatırlamıyorum. Bir cümleydi. Kimseyi beğenmesen bile date'in bitene kadar onu ağırlamak ve ona gülümsemek zorundasın diye. Ve süre tamamen o ne zaman sıkıldığını anlarsan kalkarsın. Bu gerçekten bir centilmenlik olayıdır. Buna çok çok saygı duyuyorum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. O yüzden hani insanların gururunu kıracak şeyler yapmayın. Eminim o senin çocuğunun da başına gelecek ya da sen bunu çekeceksin. Çünkü genç bir kızın hayalleriyle oynamak gerçekten çok zor, kötü bir durum. Hani masaydın be keşke. Hani ne bileyim geyim deseydin, işten yırtsaydın ama yani bunu yapmasaydın. Ben buradan o canım arkadaşıma seslenmek istiyorum. İnan bana sen daha iyisine layıksın ve daha iyi biri seni bulacak. Hani bekle ben 23 sene bekledim kardeşim sen de bekleyebilirsin. Hani ben hep şeydim böyle işte beni kimse beğenmeyecek işte beni. Ben özgüvensiz bir insandım. Bana şey yapıyorlar ya. Eski videomu açıyorum mesela ilk attım. Orada gerçekten titrek, korkak, işim yok, sevgilim yok, param var ama harcamayı bilmiyorum. Ya bence bir insan hayata, üniversite falan değil arkadaşlar. İşe başlayınca atılıyor. Onu söyleyebilirim size. Hiçbir şeyim yok. Çok ürkeyim ve hani korkuyorsun. Bir beklentin yok ama insanların ne dediği seni çok çok geriyor. Ama ben büyüyorum. Büyümeyi öğreniyorsunuz. Hani düşe kalka insanların yorumlarıyla hani Meryem Uzerli diyor ya tükenmişlik sendromu yaşıyorum. O çok doğal. Onun sebebi de ne biliyor musun? Linçler birikiyor, birikiyor, birikiyor. Bir anda patlıyorsun ve hani diyorsun ki yes. Bu süngeri atıp böyle hani diyorsun ya bırak hani ne kime çekiyorum gibisinden. O yüzden böyle şeyler olabiliyor. Demem o ki. Kimsenin tavuğuna kış demezseniz sizin kümesteki tavuğunuz sağlam durur. Bu bir Melis atasözü. O yüzden yani kimseyi üzmeyin. Ya yani senin de kızın çorun çocuğun olacak. Böyle şeyler yapma. Ayrıca şunu söyleyeyim. Mesela tamam sevgili oldun. Ama çocuk sana diyorsa ki işte yeme. Az ye. Yediğin içtiğini sayıyorsa. O kadarı fazla değil mi yapıyorsa. O ilişkiden de hayır geleceğini asla düşünmüyorum. İşte senin sağlığın için yeme. Tamam benim sağlığımı düşün. Bunu bir kere dersin. Tamam bana Salih de diyor. Ama şöyle de bir durum var. Ya da bir insan size kilo aldığınız için işte üf giydiklerin hiç yakışmıyor falan derse. O ilişkiden hayır gelmez. Bunun hastalığı var arkadaşım, kardeşim. Kötülüğü var. Ne bileyim, kazası belası var. Bu adam sana bakabilecek mi? Bu önemli. Önemli olan bence bu gerçekten de.
Burada bir üçlü kitim var. Birazcık kontür yapalım. Burada bir fırçam var. Şuradan alalım. Açıkçası biri bana böyle bir şey yapsa, hani ben sevgilim için zayıflamam. Ne yalan söyleyeyim, onu bırakırım. Zayıflayacaksam da ondan sonra bırakırım. Çünkü gerçekten böyle şeyler yapan insan sizin özverinizi yer, bitirir. Ya ben onun, anam beni onun için doğurmadı. Hoş, kendi doğurduğu çocuğa müdahale eden analar da var. Ama bu dediğim gibi ailenizin ailesinden gördüğü şeyleri size tamamen dayatmasından alakalı. Yani o onun doğru olduğunu düşünüyor ve hani diyor ki zayıfla, işte şunu yapma, bunu giyme. Ben ailemden bunu giymeyi öğrendim. Ne bileyim, ben babamın karşısında işte siz diyorsunuz ya mesela, işte sütyen görünüyor saygısızlık, işte bacak bacak üstüne atma saygısızlık. Ben ailemin karşısında yatıyorum, kalkıyorum, hiçbir şekilde rahatsız olmuyorlar. Asıl ben böyle hani diken üstünde, mesela ben bir gün koltuğa uzanmadım, babam diyor ki niye uzanmıyorsun? Hani ne bileyim, ya da işte askılı giymedim diye babam diyor ki çocuğum giysen, hani hava 40 derece. Ben anlamıyorum yani. Her neyse, bazı şeyleri fazlasıyla şeye bağlıyorsun, saygı, ama ben saygıyla alakalı bir durum olduğunu asla ve asla düşünmemekteyim. Valla ben bodozlamasına dalıyorum millet. Şöyle. Ama bunun kokusu güzelmiş, böyle şekerli kokuyor. Evet, buramı da mahvettim. Harika. Yani sizi darlayan, sizi üzen insanlar varsa tamamen poposuna tekmeyi basın gitsin canlar. Öyle insanlardan hayır geleceğine asla inanmıyorum. Bu arada çekiliş için dediğim gibi beni ve bu arkadaşımızı takip eden bir şanslı kişiye bir sürü ürün yollayacağız. Çekiliş şartları profilimdeki linkte mevcut olacak. Link diyorum, postta. Hadi bakalım, bekliyorum. Koşun gelin. Malum mevsim yaz. Mayo bikini sezonu açıldı. Ben kilo almışım. Şu an 126 kiloyum. Evet, 126 kiloyum. Şu an bir futbol sahası büyüklüğünde. Gerçekten bu çok üzücü yani. Kız diyor ki işte 49 kiloyum, seni izlerim. Abla 40 kiloyum, seni izlerim. Ayak numaram benim 40. Yani bu beni gerçekten çok yaralıyor. Yok, şaka bir yana. Sizin mutluluğunuz beni mutlu ediyor. Bu arada kontür yaptığım köprücük kemiklerim çok eleştirilmiş. Ama kamera abanılan şeylere dayanıyor. Mesela neden divalar 50 kilo makyaj yapıyor? Çünkü kamera bunu kaldırıyor. Evet. Keşke gıdıyı yok etme büyüsü falan olsa. Gerçekten bunu çok isterdim. Çok isterdim. Bunu neyle dağıtacağız? Bununla dağıtılmıyor. Nasıl dağıtacağım lan ben bunu? Dedim size bana makyaj yaptırmayın diye. Galiba hayatımda çektiğim en kötü bir makyaj videom. Kesin bu izlenmeyecek. Neyse, buralarını editlemem artık. Merhaba. Ay, aşırı saçmaladım. Gerçekten ben olsam şu an kapatmıştım. Buraya kadar dayandıysanız helal olsun. Bir de ben size bir şeyler vereyim. Dolabımdan seçin istediğiniz, öyle kıyıda köşede gördüğünüz bir şeyi hediye edeyim. Bu beni üzdü. Evet. Bu arada kombin videosu gelecek arkadaşlar. Bunu sabırsızlıkla beklediğinizi çok ümit ederekten size kombin videosu çekeceğim. Bu arada o resim çekilirken şuralarınızı karartırsanız daha böyle şoplarken atıyorum daha az uğraştırıcı olabilir. Şop meselesine gelince. Eğer biriyle görüşmeyeceksen şopu abartabilirsin. Ama görüşeceksen çocuğa önceden resimlerini at kardeşim. Çünkü iki taraf da üzülmesin. Ben bunu daha önce yaşadım, sen yaşama. O yüzden kendi aklını başına devşir. Git normal resimlerini at. Böyle hazırlan, süslen, en güzel halini at çocuğa. De ki evet kiloluyum ama ben bir prensesim de. Bunu asla aklından çıkarma. Bana dua edeceksin. Çünkü hayal kırıklığı çok kötü bir şey. Hani insan şey oluyor böyle. Uf ya gibisinden. Hani niye böyle oldu? Ve içinize kapanırsınız. Bakın ben 23 sene içime kapanık yaşadım. Bir kaplumbağa deliğinde. Ve çenemi unutmuşum. O yüzden siz olun. Böyle şeyler yapmayın. Highlighter. Benim highlighter fırçam da yok ya. Bana fırça takımı gönderseniz de. Ben paraya kıyıp alamıyorum. Aşırı pintlere katırcıyım. TLC'de beni izleyebilirsiniz. Oo, highlighter'ı bayağı güzel. Şu an parlıyor mu bilmiyorum ama ben gözlüksüz görmesem de asla süremesem de çok güzel. Benim kaş kitim de yok.
Neyse onu başka şeyle yaparım. Oo. Şu an deliha gibi hissettim. Şey yapıyor böyle iki puf bir tıs. Oo, çok güzel. Cidden çok güzelmiş. Bunu çok beğendim ha. Gerçekten yapamıyorum şu an. Bu ne? Birazcık aldık. İki puf bir tup. Bir kriz Arkadaşlar bu geçiriyorum. makyajı sakın evde denemeyin. Gerçekten üzülürsünüz. Şu an gerçekten kötü görünüyor. Ama bana hep soruyorsunuz ya işte cilt bakım rutini çek. Ben bir şey yapmıyorum. Su ve sabunla sabah yüzümü yıkıyorum ve her şey bitiyor. Erkekler gibiyim. Cildi asla bozulmayan tipler vardır ya, ben de öyleyim aslında. Hani ne yaparsan yap. Ben pek bakım yapmayı sevmiyorum. Sürekli banyo yapıyorum. Sürekli cildim temiz oluyor. Ve ara ara gün içinde yüzümü yıkıyorum. Bu arada şöyle bir rimelim var. Rimel gibi kokuyor. Bir olayı yok. Oha. Wow. Baya güzel oldu. Rimeli tuttum. Maybelline'den sonra en sevdiğim bu. Farmasinin Deep Black. Black. Full volume maskara. Bu arada gerçekten merak ettiğim bir şey var. Sevgilimle buluşunca çocuğun tepkisi ne olacak acaba? Hani ne? Sizinle birlikte hazırlanalım, videosu çekelim mi? Ne giydim? Mesela çıkmadan önce ilk beni siz görün. Nasıl olur? Bunu yapalım diyorsanız alta yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Tabii buraya kadar izleyen 3 kişi falan vardır. Benimle hazırlanın videosu gelsin diyorsanız lütfen aşağı benimle hazırlan gelsin yazın. Ne giyeceğimi de bilmiyorum biliyor musunuz? Kombinlerim var ama hani ne derler, fazla böyle şeyim. Korkuyorum. Ya beni beğenmezse. Şu an tamamen şey oldu. O kadar uzun zaman oldu ki görüşmeyeli. Ve şeye döndü. Acaba beni beğenmezse falan işte. Beklentisini karşılamazsam modu. Ve bu beni gerçekten çok üzüyor. Korkuyorum yani. Yapacak hiçbir şey yok. Ruj sürelim. Ha, önce dudak kalemi. Dudak kalemimiz varmış. Bu arada bendeki Farmasi'nin 203 numarası. Bu arada ben Flormer'ın da dudak kalemlerine bayılıyorum. Ve yeni favorilerim bunlar. Gratistemine 3 liraydı. Ve ben çok sevdim. City Color diye. Lip Liner. Buna bayıldım. Lip Liner nereye? Dudağıydı aynen. Evet. Tam nude işte bu. Sevdim. Ucu kırıldı. Neyse çay artık ha. Ya bu beni üzüyor işte. Bu arada ben dudak kalemini göz altlarıma da sürüyorum. Açıkçası göz tonunuz yeşilimsi, elamsı, tırak ise böyle kırmızı tonları daha böyle pastelden çok daha çok yakışıyor. Ama bu birazcık nüt olsa da pembe sizin göz tonunuzu daha da ortaya çıkarır. Yani derin bakışlar sağlıyor diyebilirim. Hemen değişiyor zaten görüntünüz. Kızım sen çok iyisin. Sen çok başarılı bir kadın olacaksın. Bak diyor. Kendimizi de aynaya teslim ettikten sonra geliyoruz rujumuza. Bu arada rujum da efsane. Farmasi Makeup yazıyor. Ama numarası 06. Aa güzel. Kokusu da hoş. Şu an baya güzelim. Evet yanları taşırdım ama şu an silebileceğim hiçbir şey yok. O zaman ay özür dilerim. Yapıp hemen kurutuyoruz. Bu arada mat. Hemen göz farına geçiyorum. Ya benim tırnaklarım da uzun. Ben bunu neyle sürsem? Şurada bir fırçam var.
Ya da burada bir fırçam var. Evet, hemen alıyoruz. Abandım yalnız. Niye ki? Neyse, şuraya biraz bırakalım. Şunu da alalım. Bunu da buraya. Biz kızlar nereden yürür? Kilolu kızlar nereden yürür? Bakışlardan yürür. Gelişimizden yürür. Sonra sıcaklığımızdan, sempatikliğimizden yürür. Mesela biz erkeklere pek trip atamayız. Çünkü hep bir şey vardı, işte kaybetme korkusu. İşte ya beni bırakırsa. Abi sizi bırakan bıraksın. Gerçekten bırakan bıraksın. Bırakın gitsin. Hani kimse acı çekmesi için çocuğunu yaşatmaz, anladınız mı? O yüzden pek şey yapmayın. Bu arada ben burnuma da sürüyorum. Birazcık da buraya. Birazcık da buraya. Oo. Baya güzel. Şu an bildiğin neyim biliyor musunuz? Göcekteyim. Teknede birazcık yanmışım, burnum falan. İnanılmaz tatlıyım. Ve şu an birazcık da şuraya sürelim. Çünkü neden olmasın? Simba. Şu an inanılmaz tatlıyım. Şöyle birazcık dağıtalım. Her şey yolunda. İşte şıp şıp terliklerimi giymişim. Happy Hours'a kalacağım. İşte barın, otelin barının. Her şey güzel. Öyle bir makyaj. Ben sevgili erkek arkadaşım, 20 kilo almış olabilirim. Ya da bilmiyorum. Bu beni üzdü. Seni sevdiğimi unutma. Eğer bir gün ayrılırsak, şunu hatırla ki bu kız bu kiloda bile olsa sırf sen onu sev diye bir sürü kıyafet alıp bir sürü masrafa giriyor. Senin için güzel kokular sürüyor. Senin için yapıyor her şeyi. Linç edin beni. Evet. Ben sevgilimi güzel görmek için bazı şeyleri yapıyorum. Ama hani diyorlar ya işte kendin için süslen. Böyle bir şey yok abi. Her kadın beğenilmek için yapar. İşte ben kendim işte feminist duygularınız kabaracak şu an. Kabarsın umurumda değil. Ben buyum. Ben böyleyim. Üzgünüm. Evet ben egoist ve içine kapanık. Asla özgüvenli olmayan bir insanım sizin deyişinizle. Evet ben oyum. Kabul edeceksen ben buyum. Hadi beni alkışla. Emin ol bir gün beni seveceksin. Bak şuraya yazıyorum. Hepinizi öptüm bebekler. Görüşmek üzere. Çekilişe katılmak için ne yapacağınızı biliyorsunuz. Instagram'dan Ates Melis'i takip edin. Sizi seviyorum. Bay bayın. Bunu sıkmayı unutmuşum. Geri geldim. Wow. Bunu yerlendirmek için bana bir şey lazım. Evet, Türkçe, İngilizce sözlük. Bence bu çok cidden ha. Şu an size bir şey söyleyeyim mi? Cildime makyaj oturdu. Bu simli miymiş ya? Bu beni üzer. Ama gerçekten şu an hiç kusan bir tarafım yok. Neyse kanalı kapatıyorum. Makyaja yakından bakın. Bence güzel oldu. Sizi seviyorum. Görüşürüz.